Merhaba çocuklar. 7. sınıf Türkçe dersi ben öğretmeniniz Şengül Şahko Hoca. Bugün yine isimlerden bahsedeceğiz. Fakat isimlerin yapılarından bahsedeceğiz. Yani konumuz, bugünkü konumuz yapılarına göre isimler. Birincisi basit adlar, yani basit isimler. Kök durumunda bulunan ya da yapım eki almamış adlara basit ad denir. Basit adlar çekim eki alabilirler. Örnek, ağaç, insan, ağız, cetvel. Kapının kolu çıkmış. Buradaki kapının kolu çıkmış cümlesinde gördüğünüz gibi ın, u yani çekim eki almış. Annem İstanbul'a geldi. Burada da m, a eklerini görüyorsunuz. İkincisi türemiş adlar. Ad ya da eylem, kök ve gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulan adlardır. Şimdi karşınızda sözcükler var, yapım ekleri var. Türk yani kök, yapım eki alarak Türkçe olmuştur. Yani bir isimden yine bir isim olmuştur. Yani Türk'ten Türkçe türemiştir. Kitap, çı, kitapçı. Kök, gez, egen, ekini alarak gezegen olmuştur. Ağaç, lık ekini alarak ağaçlık olmuştur. Bil, gi ekini alarak bilgi olmuştur. Sürmekten e ekini alarak süre yeni bir anlam kazanmıştır sözcük. Saymaktan da ı ekini alarak sayı sözcüğünü oluşturmuştur. Gördüğünüz gibi çocuklar türemiş adlarda bir addan başka bir ad, başka bir isim türetebiliyoruz. Üçüncüsü de birleşik adlar. Birden çok sözcüğün yan yana gelerek kalıplaşması ve yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan adlardır. Hemen bakalım. Hanım, eli. Yani bir sözcük farklı, eli de farklı. Hanım eli sözcüğünü oluşturmuş. Yer ve kabuğu. Yer kabuğu sözcüğünü oluşturmuş. Gök, yüzü. İki tane sözcük. Gökyüzünü oluşturmuş. Yani yeni bir sözcüğü oluşturmuş. Bu örneğimizde de bilgi var, bir de sayar var. Bilgisayarı oluşturmuş. Bir de uyur, artı gezer sözcüğü, uyur gezer sözcüğünü oluşturmuş. Gördüğünüz gibi çocuklar bileşik adlarda iki tane sözcüğü farklı bir sözcüğü oluşturmaktadır. Bunların yazılışları da bitişik yazılır. Bunları da unutmayalım. Bugünkü Türkçe dersinin sonuna geldik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere çocuklar.